Galatasaray için James Rodriguez sürprizi. Sezon başında gittiği Katar'dan ayrılma kararı alan James Rodriguez'in menajeri Jorge Mendes'in Avrupa'da takım aramaya başladığı belirlendi. Mendes'in yakın arkadaşı Campos ile temasa geçtiği ve Galatasaray yönetiminin transfere kaynak yaratabilmesi halinde sezon sonu teklif yapılacağı öne sürüldü. Başkan Burak Elmas'ın danışmanı Luis Campos ve yeni sportif direktör Pasquale Sensibile'nin yönetiminde önümüzdeki sezon için kolları sıvayan Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. El Rayyan formasını giyen dünya çapında yıldız James Rodriguez'in sarı kırmızıların gündemine girdiği iddia ediliyor. Sezon başında gittiği Katar'da aradığını bulamayan Kolombiyalı futbolcu geçtiğimiz günlerde 5 ay sonra El Rayyan'dan ayrılıyorum. Müzesi kupalarla dolu bir takımda oynamak istiyorum açıklamasını yaparak gündemi sarsmıştı. James Rodriguez Avrupa'da takım aramaya başlayan menajer Jorge Mendes yakın arkadaşı olan Luis Campos'la görüşme yaptı. Campos'un James'le ilgili gelişmeleri Başkan Burak Elmas'a aktardığı ve kaynak bulunması halinde bu transferin gerçekleştirebileceğini ilettiği öğrenildi. Ekonomik anlamda hata yapmak istemeyen ve ince eleyip sık dokuyan Başkan Burak Elmas'ın durumu yöneticilerle görüşeceği ve ardından bir karar verileceği belirlendi. Daha önce Everton, Bayern Münih ve Real Madrid'de oynayan 30 yaşındaki James 10 numara pozisyonunda ve her iki kanatta görev yapıyor. Kariyeri boyunca 424 maçta 113 gol atıp 137 asist yapan Kolombiyalı futbolcu 82 kez Kolombiya formasını giyip 23 kez ağları sarstı. Okan Buruk'tan Galatasaray açıklaması. Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine gelen Domenech Torrent'in de koltuğu sallanmaya başladı. Sarı Kırmızılı takımda yeni teknik direktör adayı olarak Okan Buruk gösteriliyor. Buruk, TV 100 yayınında Galatasaray'a yeşil ışık yakan bir açıklama yaptı. Fatih Terim'in yerine göreve gelen İspanyol teknik adam, takımın başında çıktığı 5 lig maçında da galibiyet alamadı. İlk 3 maçından mağlubiyetle ayrılan Torrent, son 2 maçta ise beraberlik aldı. Torrent, Süper Lig tarihinde Galatasaray'ın başında çıktığı ilk 5 maçta galibiyet alamayan ilk teknik direktör olarak tarihe geçti. Torrent'in bekleneni verememesi üzerine sarı kırmızılı taraftarlar takımın başına Bülent Korkmaz veya Okan Buruk'un gelmesini yüksek sesle ister duruma geldi. Bülent Korkmaz cephesi bu konuda sessizliğini korurken Okan Buruk'tan konuyla ilgili açıklama geldi. Başakşehir'e tarihinin ilk ve tek şampiyonluğunu yaşatan Okan Buruk, gece saatlerinde TV 100 ekranlarında Galatasaray tribününden gelen yorumcu Oğuz Altay'a konuştu. Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde: Galatasaray bu durumu hak etmiyor ve onlarla kimse alay edemez. Görev verildiği takdirde bu yükün altına girmeye hazırım. Haber bekliyorum. Oğlum da Galatasaray'a gitmemi çok istiyor. Başarılı çalıştırıcının adı Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası Beşiktaş, sezon başında ve Vitor Pereira'nın ayrılığı sonrası Fenerbahçe ile anılmış ancak resmi bir gelişme yaşanmamıştı. Okan Buruk'un yeni sezon içinde Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer aldığı iddia edilmişti. Ünlü yorumcu Erman Toroğlu'ndan flaş VAR sözleri. Erman Toroğlu'ndan VAR hakemi Mete Kalkavan'a övgü dolu sözler. Eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu, Göztepe Galatasaray karşılaşmasındaki hakem kararlarını değerlendirdi. A-Spor'da değerlendirmelerde bulunan Toroğlu, 4 penaltı kararı veren VAR hakemi Mete Kalkavan hakkında övgü dolu sözlerde bulundu. Erman Toroğlu, eğer VAR hakemi Mete Kalkavan penaltı kararlarını maçın hakemi Arda kardeşlere söylemeseydi Göztepe Galatasaray karşılaşması karakolda biterdi, dedi. Toroğlu, A-Spor ekranlarında yaptığı yorumlarda maçın VAR hakemliğini yürüten Mete Kalkavan hakkında övgü dolu sözlerde bulundu ve Kalkavan'ın hakem Arda kardeşleri uyardığı 4 penaltı kararının da doğru olduğunu söyledi. Erman Toroğlu, Mete Kalkavan hakkında, "Bugün bir şey söyleyeyim. Bu Mete Kalkavan'ı Galatasaraylılar hiç sevmezler ve hiçbiri maçlarında istemezler. Al, buyur Mete Kalkavan. Bugün sahanın en iyi adamı, maçın en iyi adamı. İki takım dahil, teknik adamlar dahil, futbolcular dahil, hakemler dahil. Sahanın en iyi adamı VAR'daki Mete Kalkavan'dı. Mete Kalkavan bu VAR hakemi görevini yapmasaydı bu maç karakolda biterdi. Bunu çok net söylüyorum. Sahada hakem olarak bu kadar başarılı değil ama bugün çok başarılıydı." İfadelerini kullandı. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu sezon sonu gidiyor. Galatasaray'da son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı Kırmızıların yıldızı Kerem Aktürkoğlu ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Galatasaray'ın 9 gol ve 6 asistle en iyisi olan Kerem Aktürkoğlu için Avrupa kulüpleri sıraya girdi. Almanya ve Fransa'dan sonra İngiltere'den de talebi çıkan Kerem'i Brentford yakından takip ediyor. Halil Dervişoğlu'nu kiraladığı Galatasaray'ın maçlarını izleyen İngiliz scoutlar Kerem'e hayran oldu. Brentford 23 yaşındaki yıldızla ilgili Halil'den bilgi aldı. Halil çok iyi anlaştığı Kerem'le ilgili olumlu referans verdi. Premier Lig ekibi Kerem Aktürkoğlu için sezon sonunda teklif yapma kararı aldı. Galatasaray'dan Beşiktaş'a dev transfer çalımı. Beşiktaş'ın anlaşamadığı Kyle Larin için Galatasaray devreye girdi. Siyah beyazlıların yaptığı tüm teklifleri reddeden ve 2,5 milyon euro maaşla direten Kyle Larin için Galatasaray oyuncunun menajeriyle görüştü. Maaş konusunda anlaşma sağlanması halinde transferin gerçekleşmesi beklenirken Sarı Kırmızılar Kanadalı'yı kadrosuna katarak Kara Kartal'ın Raşit Gezal ve Gerson Fernandes transferlerine karşılık vermek istiyor. Kyle Larin için Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi. Sarı Kırmızılar Beşiktaş'ta yeni sözleşme imzalamaya yanaşmayan Kyle Larin'in menajeriyle temasa geçti. Tarafların maaş konusunda anlaşma sağlaması halinde transferin gerçekleşmesi bekleniyor. Sezon sonunda Ryan Babel ve Arda Turan'la yollarını ayıracak olan Galatasaray sol kanada Kyle Larin takviyesi yapmak istiyor. Larin'in menajeriyle temasa geçen Cimbom, maaş konusunda orta yol bulunması halinde transferi gerçekleştirip ezeli rakibinin daha önce yapmış olduğu hamlelerine cevap vermiş olacak. Bu sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 28 maça çıkan Kyle Larin 7 gol 1 asistlik performans sergiledi. Son 2 yılda ederini neredeyse 4 kata katlayan Kanadalı'nın güncel piyasa değeri 11 milyon euro. Galatasaray'da Çilingir Gomis. Galatasaray'da Torrent bir sonraki lig maçı öncesinde deneyimli golcüsü Bafétimbi Gomis'e çok güvenirken Omar ile Pulgar'ın da sahada olması bekleniyor. Küme düşme hattıyla burun buruna gelen Galatasaray için yeni sınavı kritik olacak. Bu süreçte tam kadro çalışma imkanı bulan teknik heyet Emre Kılınç'ın dönmesiyle birlikte ideal ilk 11 ile sahada olmak istiyor. Emre Kılınç'ı kullanarak Pulgar Taylan değişikliğine yer açmayı planlayan Torrent, en uçta ise Mustafa Gomis arasında kararsız kalsa da İbre Bafétimbi Gomis'ten yana. İspanyol çalıştırıcı Omar'ın performansını da yakından takip ederken Norveçli sağbeke şans verebilir. Ligdeki kritik viraj için Sarı Kırmızılılar'da hazırlıklar sürüyor. Florya Metin Oktay tesislerinde Domenech Torrent yönetiminde dün yapılan çalışmada İspanyol hocanın takımı sık sık uyardığı öğrenilirken taktik çalışmada bazı isimler üzerinde yoğunlaştı.